Günaydın annenim. Aa Esra günaydın. Levent Bey bugün hastaneye gidecek. Suha Bey'le ben ilgileneceğim. Allah sabır versin. Hı? Geç Esra. Abi. Aa, senin Esra. Bu yüzünden ne? Ya uyumadım sabaha kadar. Sonra Mira'yı falan uyandırmayayım diye uyumadım işte. Hocam ben Suha Bey'e bakayım. Tamam. Sen hayırdır? Senin bir gül teziri buldum. Nereden? İnternette. Ya bir sürü var ama bence bu. Ya ben sana da bir şey söyleyecektim. Hani o gün gelen anne kız vardı ya, hı, hani söylemiştim. Hı? Onların da soy ismi Tezel. O zaman kesin bu. Bak. Zaten feminist değil ama İslam'da kadın mevzuna bayağı ses çıkartıyor. Tahmin et nereli? Senin ilçe. Kardeş mi bunlar? Kadın evli değil mi, çocuğu var. Kendi soyunu taşıyacak hali yok herhalde. Görümcesi falandır. Nereden bulacağız? Burada çalıştığı yer yazıyor. İmam Hatip'te öğretmen. Ya sen şahanesin ya. Hop hop hop, bir dakika siz dışarıda bekleyin. Ben de gireyim. Yok giremezsiniz, bekleyin siz. Bana yanından ayrılma dediler de. Tamam biliyorum, doktor hasta gizliliği. Dışarıda bekleyin. Meymenetsiz. Evet Cüneyt, nasılsın? Birçok insan bu nasılsın sorusundan hoşlanmaz. Hakiki bir cevabı olmadığını düşünür. Var bir cevabı elbet. Allah nasıl olmamı istiyorsa öyleyim. Ben kulumun zannı üzreyim. Bir hocamız vardı. İslam'ın insana yaklaşımını refere eden bazı örnekler verirdi. Yani Allah'ın senin nasıl olmanı istemesi aslında senin Allah'ın nasıl olmasını istemene çıkıyor. Allah sizin değişinizde bilinç dışı oluyor o zaman. Dünyaya görüş şeklimizi. Sen Allah'ı nasıl biliyorsun? Bilmek yok, tapmak var. Nasıl? Herkes bir şeye tapar. Bu bağlanır anlamında mı, kopamaz anlamında mı? İlla. Ama bazı şeyler biz inandığımız için var, orası doğru. Mesela? Dün gece sizi uyutmayan şey gibi. Evet. Kusura bakma, biraz uykusuzum. Evlilik mi, çocuk mu? Evlilik inandığımız bir şey mi? Evlilik kiminle evli olduğunuza bağlı bir şey. Sen evli değilsin. Senin için nasıl bir şey? Müstakbel eşini tanımadan... Tanıyorumdur belki. Tanışarak evlenmek size has değil. Peki. Annenle baban tanışarak mı evlendiler? Bizim ailede böyle şeylere kendin karar vermezsin. Peki onları suçluyor musun? Evlendikleri için ya da boşanmadıkları için. Siz? Ben? Siz kendinizi suçluyor musunuz? Evlendiğim için mi? Mutsuz olduğunuz için. İşinizi bu kadar iyi yapmaya çalışmaz. Anlamadım. Fedakarlığınız, sürekli mesafenizi korumanız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmeniz. Benim su içtiğim bardağı sehpanın kenarına koyuşunuz geçen sefer. Obsesif olup olmadığımı öğrenmek için. Yani evet, mesleğimi seviyorum. Siz mesleğinizi sevmiyorsunuz. Siz mesleğinize tapıyorsunuz. Herkes bir şeye tapar. Ve her tapış bir reddediştir. Ve hatta her tapış bir reddedişle başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'la şereflenmeden önce Kureyşlilerin adetlerini yazıyordu. Yanlış olduğunu biliyordu.
Ama o biliş onu o hakikate hazırladı. Sizin işinizi bu kadar iyi yapmanızın sebebi çok acı ki sevilmemeniz, sevememeniz olmuş. Ama bunu kendinize bile söyleyememişsiniz. Bunlar çok keskin yargılar. Karınızı seviyor musunuz? Artık sana dönelim mi? Kocalık vazifesi yapmaktan bahsetmiyorum. Cüneyt. Çocuğunuzu seviyor musunuz? Cüneyt. Babalık vazifesi yapmaktan bahsetmiyorum. Artık sana dönelim mi? Siz hiçbir insanı sevdiniz mi insanlık vazifesi olarak görmeden? Hiç kimseyi sevmeyen birisi, sevemeyen birisi diğer insanlara yardım edebilir mi? Sana yardım ettiğimi düşünmüştüm. Yani Yalin babası. Yalin babasına yardım etmişsinizdir elbet. Katil olmayı mı tercih ederdi? Nihal neden konuştu biliyor musunuz? Neden bana konuştu da size konuşmadı? Neden? Çünkü benim onu bir dakika içinde sevebilecek kadar deli olduğumu gördü. Siz Hakkı burada arıyorsunuz. Hakkı burada. Mühürlü kalbinizin açılması için Allah'tan bir vesile dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.